Go Buster! Merhaba Buster. Gökyüzünde gördüğün şey ne? Vay canına. Bu Noel Baba'nın kızağı. Çok hızlı gidiyor. Oo, sanırım bir yere çarpacak. Çabuk ol Buster. Noel Baba'ya yardım gerekiyor mu bir bak. Olamaz. Kızak veren geyikleri burada. İşte bakın. Noel Baba da burada. Oo. Hay aksi. Kızak bozulmuş. Peki Noel Baba onca hediyeyi nasıl zamanında teslim edecek? Acaba Buster'ın yardım edebileceği bir şey olabilir mi? Sanırım Noel Baba'nın bir fikri var. Bakalım aklından neler geçiyor. Harika. Noel Baba Buster'ın üzerinde oturuyor. Elindeki o sihirli toz da ne? Çok yaşa Buster. Pekala. Tam yol ileri. Ağaca dikkat et. Bir dakika. Harika. Buster uçuyor. Tıpkı Noel Baba'nın kızağı gibi. Şimdi hediyeleri tam zamanında teslim edebilirler. Bakın Scout burada. O hediye nereden geldi? Çok iyiydi Buster ve Noel Baba. Diggly şehir meydanındaki yılbaşı ağacını süslüyor. Mutlu yıllar Diggly. Burada da çiftliğindeki Terry var. Buster ve Noel Baba ona da bir hediye bırakıyorlar. Harika. Bütün hediyeler teslim edildi. Aferin sana Buster. Noel Baba'ya yardımcı oldun. Şimdi de Kuzey Kutbu'ndaki evine döndü. İşte yine o sihirli toz. Anladım. Buster'ın uçmasını sağlayan şey bu sihirli toz. Mutlu yıllar Buster. Merhaba Buster. Oh, o da ne? Bir futbol topu. Ha? Şuraya bak Buster. Bütün arkadaşların futbol maçı yapmak için sıraya girmiş ve onlara bir oyuncu daha gerekiyor. Hadi Buster, çok eğlenceli olacak. Başlama vuruşun. Aa, çok yavaşsın Buster. Çimento kamyonu CJ şut atmaya hazırlanıyor. Çip Jesse kurtarabilecek mi? Hadi Jesse, yapabilirsin. Oo, yaklaştın ama. Gol! Çok iyiydi CJ. Harika bir kafa attın Buster. Çok iyi vurdun Scout. Harika kapattın Digger. Scout Digger'ı şaşırtarak topu rakip alana taşıyor. Scout var gücüyle gole doğru gidiyor. Hadi Scout yapabilirsin. Kimse onu durduramaz. Gol! Tebrikler Scout. Jesse'den Scout'a. Scout vuruşunu yapıyor. Çok iyi Digger. Direkt Haydut'a gidiyor. Aa, çok sert oynuyorsun Haydut. Haydut gol atacak mı? Jesse bu sefer kurtarabilir mi? Olamaz. Jesse topu patlattı. Maç bitti mi yani? Aa, işte bu harika. Otis'in yedek topu var. Maç devam ediyor. Şimdi işler hararetlenmeye başladı. Buster hızla kaleye doğru yaklaşıyor. Olamaz. Haydut otobüs Buster'ı itti. Bu faul. Hakemin kararı doğru. Haydut'a kırmızı kart gösterildi. Robin Haydut'u saha dışına çıkarıyor. Çok sert oynarsan işte böyle olur. Şimdi Buster penaltı atışı yapacak. Hadi Buster. Gol! Başardın Buster. Maçı kazandınız. Üstelik güzel bir kupa da aldınız. Bu çok eğlenceliydi. Eş oyun oynamak için Buster'ın evine geldi. Kutu oyunu oynamak için sabırsızlanıyorlar. Bugünün oyunu yılanlar ve merdivenler. Heyecan verici. Önce Eş oynuyor. 5 ve 2. Bu 7 eder. Eş piyonunu 7 kare ilerletiyor. Şimdi sıra Buster'da. 8. Piyonunu ilerletiyor. Sıra yine Eş'te. Vay canına, çok iyi zar attı. Merdiveni çıkıyor. Şimdi Buster 5 atıyor. Eyvah, yılanın kuyruğuna geldi. Buster pek iyi gitmiyor. Aman, kendi piyonunu devirdi. Bu da ne? Büyük baba oynayacak diğer oyuncaklarla geldi ama hepsini düşürdü.
eş toplamasına yardım ediyor. Ama kimse Buster'ı istemiyor. Aa, hayır, piyonunu ileri aldı. Ama bu hile yapmak. Oh hayır, oyunu kazanmış gibi piyonunu bitiş çizgisine getirdi. Eş geri döndü. Oyun bitmiş gibi duruyor. Buster kazandı. Eş bunun nasıl olduğunu anlamadı ama arkadaşı için mutlu. Garip, Buster kazandığı için mutlu hissetmeli ama öyle hissetmiyor. Buster hile yaptı. Dürüst bir şekilde kazanmadı. O yüzden kötü hissediyor. Ama büyük baba her şeyin kazanmak olmadığını biliyor. Eğlenceli kısmı oyunu oynamak. Ve şimdi sıra Eş'te. Eş zarları atıyor. Vay canına, neredeyse yılana geliyordu. Buster yine yılanın kuyruğuna geldi. İşte Eş dürüst bir şekilde kazandı. Ama Buster arkadaşı için mutlu. Birlikte oynarken çok eğlendiler. Merhaba Buster. Vay canına, şuna bak. Vahşi batıdasın. Kovboy şapkan da çok güzelmiş. Bu parlayan altın yıldızıyla şerif olmalı. Oo, bak bir kement. Çok iyi Buster. Şimdi tam bir kovboy oldun. Bu Terry. Şapkanı yana doğru devirerek selam ver. Terry pek etkilenmişe benzemiyor. Bir dakika. Bu haydut otobüs. Üzerinde duran şey ne? Bir çuval. Sanırım şeker dükkanını soydu. Ne kötü bir otobüs bu. Onu durdurmalısın Buster. Elini çabuk tut Buster. Kaçıyor. Peşinden git. Uyan Şerif. Soyguncu kaçıyor. Tren raylarının hemen yanında hızla yol alıyorlar. Daha hızlı Buster. Haydutun kaçmasına göz yumamazsın. Vay canına. Haydut tren Suki'nin önünden diğer tarafa atladı. Trenin geçmesini bekle ve nereye gitti bu? Olamaz. Diğer tarafa gidiyor. Çok sinsice. Peşinden git Buster. Haydut Buster'ı kaktüs tarlasına sürükleyip izini kaybettirmeye çalışıyor. Dikkatli ol Buster. Kaktüsler çok dikenli olur. Neredeyse yakaladın. Dikkat! İyi misin Buster? Olamaz. Kaktüsün dikeni lastiğini patlattı. Oh hayır. Onu patlak bir lastikle asla yakalayamazsın. Bekle. Tabii ya. Kement. Onu kementle yakala Buster. Bir, iki, üç şimdi. Harika. Başardın. Haydutu yakaladın. İşte Şerif Otis de geldi. Eminim sana minnettardır. İşte haydut ait olduğu yere hapse giriyor. Harika. Şerif Buster. Ne heyecan verici bir rüyaydı. Yolun açık olsun. Olamaz. Haydut otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis haydut otobüsün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis. Şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. Merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Buster şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Ah Buster. Ah işte Scout geliyor. Scout Buster'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Buster'a yardım etmelisin Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. Doğru yoldasın Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. İşte orada. Haydut otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın haydut otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Buster'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan, sen masumsun Buster. Şimdi hapse haydut otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Buster hala hapiste olacaktı. Üzgünüm haydut otobüs ama sen bunu hak ettin.
Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Tebrikler Otis. Bugün çok neşeli görünüyorsun Buster. Orada ne gördün? Oo, harika. Yavru kedi. Ne kadar şirin. Dikkatli ol Buster. Sen çok büyüksün. Kedi ise çok küçük. Aa canım, sanırım onu korkuttun Buster. Acaba nereye gidiyor? Oradan geçmek için çok büyüksün Buster. Etrafından dönmek zorundasın. O yavru kedi nereye girmiş olabilir? Uh-oh. O büyük ağacın tepesinde mahsur kalmış. Onu kurtarman gerek Buster. Trambolin mi? Ne kadar iyi bir fikir. Yavru kedi gayet yumuşak bir şekilde atlayabilecek. Zıpladı. Olamaz. Yavru kedi tekrar o ağacın tepesine zıpladı. Hadi başka bir şey deneyelim. Bir ağ mı? İyi fikir Buster. Dikkatli ol. Yavaş. Yavaş. Ah bak, bir arı. Hareket etme Buster. Zarar vermek istediğini sanmıyorum ama... Hay aksi. Şimdi ağ da kırıldı. Şimdi en başa döndük. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına başka bir fikir geldi. Tabii ya. Buster itfaiye kamyonu Ashley'i çağırmış. Ashley uzun merdiveniyle yavru kediye kolayca ulaşabilecek. İşte oldu. Yavru kedi artık güvende. Olamaz. Sanırım yavru kedi merdivenden inmeye korkuyor. Acaba Buster'ın planı ne? Aa evet. Yavru kedinin yün topu. Onunla oynamak için aşağı inecektir. Bakın yavru kedi nasıl mutlu oldu. İşte merdivenden aşağı iniyor. Kedimiz artık güvende. Aferin sana Buster. Baba otobüs ve Buster tepelerin üzerinden geçiyorlar. Oo bakın, bu bir yavru geyik. Neyden kaçıyor? Buraydaki tren. Aa hayır, sorun nedir? Tren duramıyor. Buster ve baba hemen otobüsü kurtarmaya gidiyorlar. Aa hayır, hızlanıyor. Baba otobüs polis arabası Otis'i arıyor. Bu acil bir durum. Ah, raylarda bir dal var. Baba otobüs dalıp onu kenara atıyor. Yaşasın. Aferin baba otobüs. Raylar ileride yön değiştiriyor gibi görünüyor. Baba otobüs ve Buster rayların yönünü değiştirmek için kolları çekiyorlar. Ama hayır, Perry rayları aşıyor. Çabuk değiştirin. Ah, bu kıl payıydı. Şimdi raylar daire çiziyor. Başı dönüyor. Ah hayır, dikkat et. Hık. Baba tam zamanında geldi. Görünüşe göre Buster'ın bir planı var. Rayları tepeye doğru yönlendirmeleri gerek. Tepe onu yavaşlatıyor. Durdu. Yaşasın. Buster, Buster. Otis olay yerine geldi. Bu acil bir durum gibi görünmüyor. Vay canına. Merhaba Buster. Köpek balığı posterin gerçekten harika görünüyor. Oo, Buster çok yorgun görünüyor. Acaba nasıl bir rüya görecek? Bu da ne? Yüzgeçler, mercan. Vay canına Buster, sanırım deniz altındasın. Bakın Buster nasıl yüzüyor. Okyanus onun yeni oyun parkı. Ne güzel değil mi? Kim tutar seni Buster? Gökyüzüne doğru sıçra. Ne kadar eğlenceli. Bir dakika, bu da ne? Kocaman bir balık. Çabuk ol Buster, saklan. Aa bakın, hiç de büyük değil, minicikmiş. Sorun yok Buster, endişelenecek bir şey yok. Peki ama bu ne? Köpek balığı Şem bu. Şu keskin dişlere baksanıza. Saklan Buster, çabuk ol. Olamaz.
Buster küçük balığın gittiği yönü değiştirdi. Balıkçık şimdi de köpek balığına doğru yüzüyor. Anlaşılan köpek balığı Shem arkadaş edinmeyi çok istiyor ama galiba herkes ondan çok korkuyor. Çabuk ol küçük balık. Buster'ın yanına saklan. Bir dakika. Köpek balığı buna çok üzüldü. Çok üzüldü. Biliyor musun Buster? Bence köpek balığı çok yalnız ve sadece arkadaş olmak istiyordu. Çünkü hiç arkadaşı yok. Çok doğru Buster. Gidip ona bir merhaba de. Gördün mü? Sadece biriyle oyun oynamak istiyor. Buster ve Shem birlikte çok eğleniyorlar. Okyanus yakalamaca oynamak ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer. Şunların haline bakın. Oo, Buster uyanıyor. Sadece bir rüyaydı. Artık yüzgeçlerin yok Buster. Sen yine bir otobüssün. Ne harika bir denizaltı macerasıydı. Merhaba Buster. Oo, şu ürkütücü balçıklara bak. Her yere sıçratıyorsun. Bakın bu traktör teri. Balçağı bulanmak istediğini hiç sanmıyorum. Bakın ne kadar dikkatli davranıyor. Dur, dikkat et Buster. Terinin üzerine doğru gidiyorsun. Çarpışmanıza az kalmıştı. Dikkatli ol Buster. Aa, olamaz. Teriye balçık sıçrattın. Bundan etkilendiğini sanmıyorum. Buster yine iş başında. Yeşil balçıkla eğleniyor. Dikkat et. Olamaz. Buster yapışkan balçığın içine saplandı. Hayır, olamaz. Gerçekten fena saplandı. Güneş batıyor ve hava kararıyor. Ürpertici. Umarım Buster'a bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar, bu traktör Terry. Buster'ı kurtarmaya geliyor. Ama Terry bundan pek de hoşnut görünmüyor. Lütfen Buster'a yardım et Terry. Sadece kuvvetlice ittirmen yeterli. Yapabilir mi peki? Bir, iki, işte oldu. Yaşasın. Teşekkürler Terry. Ah Buster. Neyse ki Buster'ı yapış yapış yeşil balçıktan kurtarmak için traktör Terry oradaydı. Hoşça kal Terry. Hoşça kal Buster. Haydi Bumper Bunch. Gidelim. Zipsum parkuru bu tarafta. Hızlı skata dikkat edin. Yavaş ol Buster. Vay canına. Bu ne Buster? Haritamda görünmüyor. Yeni bir yer olmalı. Çok ilginç. Bir nevi boyalı oto yıkama gibi. Şuna baksanıza. Evet. Bu harika Scott. Hepimizin farklı renkleri olabilir. Hadi gidelim. Bilemiyorum çocuklar. Bence yarış parkuruna geri dönmeliyiz. Sakin ol Ash. Yarışı sonra yapacağız. Bu eğlenceli bir macera olacak. Gördüğüm en iyi şey. Aa, basta. Hadi daha da hızlandıralım, olur mu? Evet. Basta. Bundan emin misin? Aa, Ash, hadi ama. Bu kadar heyecansız olma. Aa, Diggly. Nasıl daha hızlandırabiliriz? Çekil bakalım basta. Buna bas. Bunu çek. Buna vur. Ve işte hızlandı. Çerçöp. Başımız çok büyük belada. Eş, sen tam bir dahisin. Ne? Her şeyi temizlemek için hortumunu kullanacağız. Bumper Bunch, hadi gidelim. Neler oluyor? Siz ne işler çeviriyorsunuz burada bakalım, anlatın.
Merhaba Bay Rubble. Nasılsınız? Biz de tam parkura geçiyorduk da. Burada farklı bir şey yok. Hele boya patlaması hiç yok. Şapkan güzelmiş. Yeni mi? Burada bir şeyler dönüyor. Tekerlerimde bunu hissediyorum. Kimse Bay Rubble'ı kandıramaz, hiç kimse. Haylazlık hissediyorum. Bay Rubble, hayır! Buster'ın bugün okulda ne öğreneceğini merak ediyorum. Aa, bir yanardağ. Vay, bir deney yapacaklar. Öğretmen onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. İlk olarak bir damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra biraz köpüklü yapmak için sirke. Vay canına. Patlayan bir yanardağ gibi görünüyor. İnanılmaz değil mi? Herkes çok heyecanlı. Deneyi tek başlarına yapacaklar. Ne dağınıklık ama. Görünüşe göre haydut doğru yapamamış. Oo, hayır. İzci de doğru yapamamış. Belki Buster. Buster da herkes kadar etrafı dağıttı. Peki neden olmuyor? Eş doğru yapabildi mi? Buster kontrol edecek. Eş hala malzemeleri koyuyor. Vay canına, işe yaradı. Aferin Eş. Peki ama Eş doğru yaparken diğer herkes nasıl yanıldı? Oo, tahtada yazan talimatları uygulamış. Ne güzel bir fikir. Öğretmeni Eş'le gurur duyuyor. Şimdi diğerleri tekrar deneyecekler. Ama önce ne yapmaları gerektiğini kontrol edecekler. Önce 1 damla beyaz toz. Sonra 3 damla gıda boyası. Sonra da köpüklü yapmak için sirke. Yaşasın! İşe yarıyor. Yanardağların hepsi köpürüyor. Harika değil mi? Herkese aferin. Talimatlara uyunca yapabilecekleriniz harika. Öğretmen herkesle gurur duyuyor. Okul bitti. Ve izcinin bakmakta olduğu okul çiçeğini geri verme zamanı geldi. Peki eve götürüp bakma sırası kimde? Yaşasın. Sıra Buster'da. Buster çok yavaş gidiyor. Çiçeğe iyi baktığından emin olmak istiyor. İzci ve eşe veda etme vakti geldi. Wow, dikkat et Buster. Neredeyse düşüyordu. Buster resmini çizdiği çiçeğe baktığı için çok mutlu. Onu yemeğe bile getirdi. Onun havuç yediğini sanmıyorum Buster. Onun yerine büyümesi için su gerekli. Yatağa gitme vakti geldi. İyi geceler çiçek. Ertesi gün Buster okula gitmek için çok heyecanlı. Dikkat et Buster. Çiçeği devirmek istemezsin. Hayır, olamaz. Çiçek parçalandı. Buster ne yapıyor? Saklıyor. Başının derde girmesinden korkuyor. Buster hasta numarası yapıyor. Ama ateşi yok. Aa, anne şimdi anladı. Buster parçalanmış çiçekle okula gitmek istemiyor. Herkese mahcup olacağını düşünüyor. Ama anne ne yapması gerektiğini biliyor. Çiçeği yeni bir saksıya koyuyorlar. Eskisinden daha iyi görünüyor. İşte yeni gibi. Buster çiçeği sınıfa getiriyor. Herkes yeni saksıdan etkilendi. Aferin Buster. Şimdi bakma sırası Eş'te. Yaşasın. Buster'ın evinde güneşli bir gün. Ve Buster ve büyük baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Anne otobüs işe gitti. Buster ve büyük baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına. Gerçek yemek pişirmek. Buster çok heyecanlı.
Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Buster kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Buster. Vay canına, un her yere gitti. Büyük baba ve Buster un içinde. Buster karışıma son rötuşları ekliyor. Dikkat, karışım her yere gitmez. Aferin Buster. Ups, Büyük baba domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Oh, bakın gözlüğü buğulandı. Ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. Eyvah, bu pek iyi gitmiyor. Büyük baba ve Buster ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa, hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük baba dondurucudan biraz balık alıyor. Aha, bu Buster'a bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Buster ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Aa, emin misin Buster? Tadına bakıyor. Lezzetli. Anne de deniyor. Ve şaşırtıcı derecede lezzetli. Aferin Buster. Oh, vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve fırlat. Buster nasıl gidiyor bakın. Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. Şuna bakın. Bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun Buster? Oo, bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Buster halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Wow! Çok eğlenceliydi. Buster şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? Buster gezegenin etrafında 4 dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen. Buster çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Buster. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Buster. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. Merhaba Buster. Olamaz. Buster çok hasta görünüyor. Merhaba Scout. Sanırım Scout oyun oynamak istiyor. Bugün Buster'ın oynayacak kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Buster çok hasta hissediyor. Çabuk ol Scout. Hemen yardım çağır. Aa, zavallı Buster. İyileşeceksin. Arada bir hepimiz hastalanırız. Scout'a bakın. Buster'a bakması için ambulans Amber'ı getirmiş. Harika bir fikir Scout. Amber, Buster'ın daha iyi hissetmesi için ne yapılacağını bilir. Görünüşe bakılırsa ambulans Amber, Buster'ın garajına dönmesine yardım ediyor. Bakalım Buster'ın neyi olduğunu anlayabilecek mi? Önce Buster'ın tekerleklerini kontrol edelim. Aa, bakın. Bu tekerleğin havası sönmüş. Pompayla şişirilmesi gerek. İşte bakın, böyle daha iyi. Buster şimdi daha iyi görünüyor.
Aa, ama hala hasta görünüyorsun Buster. Evet, hadi termometreyle Buster'ın ateşini ölçelim. Pek iyi görünmüyor Buster. Şimdi Amber Buster'ın motorunu kontrol edecek. Olamaz. Buster yağ sızdırıyor. Demek bu yüzden iyi hissetmiyormuş. Amber şimdi onu İngiliz anahtarıyla onaracak. Sakin ol Buster, kısa sürede bitecek. Birkaç kez daha sıkıştıracak. İşte oldu. Çok iyi Amber. Buster yine normal haline dönmüş gibi görünüyor. Bence dışarı çıkıp oyun oynayacak kadar iyisin Buster. Buster çok keyifli görünüyor. İşte bu bizim sevdiğimiz ve tanıdığımız Buster. Amber'ın artık gitme zamanı geldi. Hoşça kal Amber. Buster'la ilgilendiğin için teşekkürler. Scout ve Buster oyun oynamaya gidiyorlar. Hadi hoşça uyan Buster. Yepyeni bir gün başlıyor. Bir dakika. Oh. Etrafta renk yok. Çok tuhaf. Robin'in bile rengi yok. Bak Robin. Buster seni yine renkli yaptı. Aferin sana Buster. Olamaz. Yavru ördek üzgün görünüyor. Rengini kaybetmiş. Belki Buster yardım edebilir. Çok iyi. Rengi tekrar yerine geldi. Oo, bak ördekçik ne kadar mutlu oldu. Şuna bak. Terinin çiftliği de renklerini kaybetmiş. Buster yardımcı olabilir mi? Elbette olabilir. Sihirli dokunuşların var Buster. Olamaz. Scout da mı kaybetmiş? Hadi Buster. Tekrar rengini kazanmasına yardım et. İşte oldu Scout. Normale döndün. Bakın, Buster her şeyin rengini değiştirebiliyor. Şimdi top yeşil oldu. Top şimdi de mor oldu. Buster renklendirmeyi çok iyi biliyor. Vay canına. Buster Scout'u gökkuşağı renklerine boyadı. Şimdi kendi de gökkuşağı renklerinde. Gökkuşağı otobüsü Buster. Yine Teri ile karşılaştı. Şimdi gökkuşağı Teri oldu. Şu tarlalara bakın. Ahırda gökkuşağı. Her yerde gökkuşağı renkleri var. Muhteşem. Buster bulutları bile farklı renklere dönüştürdü. Ama bir tek şey eksik. Elbette ki bir gökkuşağı. Gökkuşağı otobüsü gökkuşağı üzerinde hızla yol alıyor. Hoşça kal. Oh Buster. Sadece bir rüyaydı. Ve dışarıda yağmur yağıyor. Aa, üzgünüm Buster. Bir dakika. Belki sonunda sihir yapmışsındır Buster. Güneşin çıkmasını sağladın. Bakın bu Cip Jesse. Pastası var. Vay canına, çok leziz görünüyor. Bakın haydut otobüs geliyor. Haylazlık yapacak gibi görünüyor. Olamaz. Jesse'nin pastasını yiyor. Bu hiç adil değil. Zavallı Jesse. Bakın otobüs Buster. Tam arkasında haydut var. Çok hızlı gidiyor. Buster Scout'la oyun oynamaya gitti. Scout'a hediye olarak bir futbol topu veriyor. Scout'un oynayışına bakın. Şuna bakın. Digli rengarenk bir kule yapıyor. Ama işte yine haydut geliyor. Acaba o korkunç zorba ne işler peşinde? Olamaz. Digli'nin kulesini yerle bir etti. Haydut tam bir baş belası. Scout'un topunu gördü. Haydut topu çalarak kendisi oynamaya başlıyor. Ne zorba ama. Buster bir şeyler yapmak istiyor. Zavallı Scout çok üzüldü. Buster arkadaşına yardım etmek istiyor. Haydut'un karşısına dikilecek ve topu geri vermesini isteyecek. Haydut'un Buster'a kulak asacağını sanmam. Hatta ona da zorbalık yapacak. Bu adil değil. Ama bir dakika. Jesse de Buster'a arka çıkıyor. Scout da yardıma geliyor. Hepsi Haydut'un yaptığı zorbalıklardan artık bıktı. Bu arada polis arabası Otis büyük bir zevkle dondurma yiyor. Haydut geri giderken Otis'e çarptı. Otis kızgın görünüyor. Herkese kötülük yapan Haydut bunu çoktan hak etti. Şimdi Buster, Scout ve Jesse huzur içinde futbol oynayabilirler.
Merhaba Buster. Tekerleğinde tuttuğun nedir? Dondurma. Gerçekten çok leziz görünüyor. Ne oldu Buster? Aa, senin dişin sallanıyor. Bu hiç iyi değil. Sanırım Buster çok fazla şeker yiyor. Ah yazık. Acı çektiği çok belli oluyor. Zavallı Buster. Aa, bu harika bir fikir Robin. Buster'ın ağrıyan dişine baktırmak için dişçiye gitmesi gerek. Aa, hadi ama Buster. Bu o kadar ürkütücü değil. Şu lollipop ne kadar nefis görünüyor. Ama ağrıyan dişin için iyi olacağını hiç sanmıyorum. Oo, canın çok yanmış gibi görünüyor. Bir elmaya ne dersin Buster? İçinde daha az şeker bulunan bir şey ister misin? Sanırım Buster şimdi herhangi bir şey yemekten korkuyor. Ah canım, dişi hala ağrıyor. Zavallı Buster. Ama bu şekilde devam edemez. Haklısın Robin. Git yardım çağır. Bakın kim geldi. Ambulans Amber. O ne yapılacağını bilir. Sakın korkma Buster. Amber yardım etmeye geldi. Sen sadece cesur ol yeter. Ağzını aç. Hadi Buster. Ağzını kocaman aç ki Amber da dişini görebilsin. Hadi bir bakalım. Çok ağrıdığı belli oluyor Buster. Anlaşılan ilk süt dişinin çekilmesi gerekiyor. Sonra yerine yetişkin dişin çıkacak. Amber bunu nasıl sağlayacağını biliyor. Diş macunu tabii ki. Diş macununu diş fırçasının üzerine sık ve yanlara doğru fırçala. İşte bu Buster. Dişlerin tertemiz oldu. Şimdi ağzını çalkala. Dişlerine iyi bakman çok önemli. Aferin sana Buster. Buz torbası acını biraz hafifletir. Şimdi daha iyi. Gördün mü? O kadar da ürkütücü değildi. Teşekkürler Amber. Vay canına. Bak Buster. Sallanan dişin düşmüş. Şimdi daha iyisin değil mi? Kısa süre sonra yerine yeni dişin çıkacak. Aferin sana Buster. Çok cesur davrandın. Toplanın arkadaşlar ve sihirbaz Buster'ın masalını dinleyin. İşte bu otobüs Buster. Görünüşe bakılırsa sihirli ormana doğru gidiyor. Bir dakika. Yolun kenarındaki şey ne? Sanırım bu bir sihir kitabı. Vay canına. Buster bunu sihir yapmak için kullanabilir. Bakın, Scout, Terry ve Jesse şehir meydanında oynuyorlar. Sanırım Buster birkaç sihir yapmaya çalışacak. Bir bakalım. Oo, bir sihirbaz şapkası. Buster gerçekten sihir yapıyor. Acaba Buster Terry'ye yardım etmek için nasıl bir sihir yapabilir? Abra kadabra. Vay canına. Buster bitkilerin büyümesini sağladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Sihir kitabında başka ne gibi sihirler var? Arı sihri mi? Bakın, Buster Scout'u bir arıya dönüştürdü. Scout uçarken gerçekten çok eğleniyor. Sanırım Jesse de uçmak istiyor. Bunun için başka nasıl sihirler var? Baloncuk mu? Güzel. Jesse bir baloncuğun içinde uçmaya başladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Şuna bakın. Çok uykusu geldi. Şekerleme vakti geldi mi Buster? Uh-oh. Sanırım bir şeyler ters gitti. Sihir kontrolden çıktı. Çabuk ol Buster. Her şeyi tekrar normal haline döndürmek zorundasın. Acele et. Bütün sihirler bozuldu. Ama Buster'ın arkadaşları yaptıklarından memnun kalmışa benzemiyorlar. Buster sihir kitabını bulduğu yere geri koyuyor. İşte sihirbaz Buster masalımızın sonuna geldik. Buster en iyi arkadaşı İzci ile oyun oynamak için çok heyecanlı. Bugün ne oynayacaklar? Vay canına! Büyük babanın uzaktan kumandalı arabası var. İlk önce Buster oynayacak. Vroom, vroom. Bakın nasıl gidiyor. Şimdi de izci denemek istiyor. Ama Buster oynamaya devam etmek istiyor. Oh, izci bunun adil olmadığını düşünüyor. O da oynamak istiyor. Aa, eyvah. Uzaktan kumanda için kavga ediyorlar. İkisi de arabayla oynamak istiyor. Ah,
Olamaz. Araba çarptı ve bozuldu. Artık kimse oynayamaz. Buster ve izci küstüler. Artık oynamıyorlar. Arkadaşların tartışması çok üzücü. Ama durun. Sanırım büyük babanın bir fikri var. Uzaktan kumandayı izciye, oyuncak arabayı Buster'a veriyor. Tamir etmek için birlikte çalışmaları lazım. İşte tamir ettiler. Arkadaşlar hep birbirini affeder. İşte. Artık arabayı ikisi de kontrol edebilir. Bakın bu Buster. En sevdiğimiz sarı otobüs. Bir dakika, her zaman olduğu gibi parlak ve sarı görünmüyorsun. Ah Buster, sanırım yeni bir boyaya ihtiyacın var. Biraz dağınık görünüyorsun. Harika bir fikir Buster. Boya dükkanına gitmek yapılacak en akıllıca iş. Ne kadar mutlu görünen bir müşteri. Buster yeniden sarıya boyanmak ve yenilenmek için sabırsızlanıyor. Çok iyi ve yepyeni görünecek. Vay canına, bu da ne? Bu seni yerinden zıplattı değil mi? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Acaba doğru renge boyanacak mı? İşte başlıyor Buster. Yepyeni ve güzel bir sarı olamaz. Bu sarı değil. Buster kırmızıya boyandı. Ve farkına vardığını hiç sanmam. Kendine bir baksana Buster. Kırmızı otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boya tenekelerini devirdin. Hangi renk olduğunu nasıl anlayacaksın? İşte başlıyor. Aa, hayır. Bu da doğru renk olmadı. Buster şimdi de mavi oldu. Jesse buna çok şaşırdı. Evet, çünkü şimdi de mavi oldun Buster. Belki bu sefer sarı olarak çıkarsın. Yine sarı değil. Buster şimdi de yeşil oldu. Tony'nin şaşkınlığını gördünüz değil mi? Dördüncü uğurlu gelirmiş. Gözlerini kapat ve sarı olmasını dile Buster. Olamaz. Jesse ve Scout galiba seni yine tanıyamadılar Buster. Buster şimdi de pembeye boyandı. Bekle Buster. Bunun çözüm olacağını pek sanmam. Buster şimdi de gökkuşağı renklerine boyandı. Robin'in bunu onayladığından emin değilim. Acaba hangi tenekeyi seçmeli? Bunlardan birinin sarı olması lazım. Gerçeği görme anı. İşte oldu. Hepimizin bildiği otobüs Buster işte bu. Pırıl pırıl ve yepyeni sarı renkli dostumuz. Bu oldukça renkli bir maceraydı. Buster'ın garajında şekerleme zamanı. İyi uykular Buster. Peki bu kim? Bu bir robot otobüs. Olamaz. Buraya kötülük yapmaya gelmiş. Bakın Buster'ın kılığına girdi. Aa, merhaba Scout. Scout futbol maçı için antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. İşte robot otobüs geliyor. Galiba Scout onun robot otobüs değil Buster olduğunu sanıyor. Olamaz. Robot otobüs Scout'un futbol topunu patlattı. Ne kadar kötü bir şey. Zavallı Scout çok üzüldü. Bu Jeep Jesse. Yeşil ışığın yanmasını bekliyor. İşte yandı. Oo, kıl payı kurtardı. Robot otobüs yine kargaşa yaratma peşinde. Olamaz. Jesse onun gerçekten Buster olduğunu sanıyor. Ah küçük Robin, dikkatli ol. Robot otobüs pek arkadaş canlısı değil. Aa, zavallı Robin. Kötü kalpli robot otobüs. Merhaba Digger. Digger oyun bloklarıyla oynayarak eğleniyor. Olamaz. Robot otobüs oyununu bozmaya geldi. Digger'ın yaptığı piramidi yıktı. Robot otobüs kaos yaratıyor. İşte gerçek otobüs Buster. Öyle uykusundan uyandı. Olamaz. Herkes sana çok öfkeli Buster. Robot otobüsün sen olduğunu sanıyorlar. Onca kötü şeyi senin yapmadığını nasıl kanıtlayabilirsin? Robot otobüs daha fazla kargaşa yaratmak için yine geldi. Çabuk ol Digger. Üst tarafında bir düğme var. Bakın kötülük yapmaya ayarlanmış. Onu iyiliğe ayarla Digger. Çok iyi Digger. Bu işe yarayacak gibi görünüyor. Robot otobüs yine normale dönmüş gibi görünüyor. Çok iyiydiniz arkadaşlar. Kıl payı kurtardınız. Robot otobüs şehrin tamamında kargaşa yaratabilirdi. Hoşça kalın.
Bakın işte izci. Ve işte Buster. Bence kovalamaca oynuyorlar. Buster ne gördü? Ah, vay canına, bu bir labirent. İzci içine girince... Hadi Buster, onu bulmaya çalış. İzcinin hangi yöne gittiğini merak ediyorum. İşte orada. Gidiyorlar, labirentte dolaşıyorlar. Buster şimdi hangi yöne gitmeli? Bu tarafta. Aa, bakın sarı bir çiçek, ne kadar hoş. Birkaç dönüş daha ve... Şimdi hangi yöne? Bu taraftan. Bir dakika. Yine o çiçek. Buster daire çiziyor. Belki geri dönerse çıkış yolunu bulabilir. İşte izci. O da yolunu kaybetmiş gibi. Wow! Buster ve izci birbirlerini buldular. Çok şükür. Ama şimdi çıkış yolunu bulmalılar. İzci Buster'ın tepesinde dengesini buluyor. Belki bir çıkış yolu görebilir. İşte orada. Aferin izci. Çıkışa doğru hızla gidiyorlar. Ama ne taraftan gitmeliler? Ah, vah vah. Bakın tekerlek izleri. Onları takip ederek çıkışı bulabilirler. İyi düşündün Buster. Yine o çiçek. Biraz daha ilerisi ve yaşasın. Başardılar. Güzel bir takım çalışması çocuklar. Bakın bu spor arabası Rita. Labirentin içine giriyor. Pekala, sanırım Buster ve izci onun çıkış yolunu bulmasına yardım etmeliler. Merhaba Buster. Merhaba küçük Robin. Çok doğru Buster. Tren raylarından karşıya geçmeden önce iki tarafa da bakmalısın. Oh, kılpayı kurtardın. Tren Suki nereye gittiğine bakmıyor muydu acaba? Polis arabası Otis bu. Ters giden bir şeyler olmalı. Acele et Buster. Belki yardım edebilirsin. Olamaz. Suki çalışırken uyuyakalmış. Biri onu durdurmazsa kim bilir neler olur. Peki ne yapacağız? Bir dakika. Sanırım Buster'ın bir fikri var. Bir ip. İyi düşündün Buster. Bu ipi Suki'yi yavaşlatmak için kullanabilirsin. İyi yakaladın Robin. İşte bu. Çekin. Yapabilirsiniz. Olamaz. İp koptu. Suki hala kontrolden çıkmış durumda. Sanırım şimdi daha hızlı gidiyor. Ona yetişmek zorundasınız. Çabuk olun. Buster orada ne gördü? Olamaz. Bu Digger. Suki direkt onun üzerine doğru gidiyor ve Digger bunun farkında bile değil. Bir ay daha ve o da bir tepeye doğru çıkıyor. Dikkat et Buster. Ah, ramak kalmıştı. İyi kurtardın Buster. Suki'nin tepeye çıkması için rayları değiştirmen gerek Buster. Elini çabuk tut. Yapabilirsin. Çok yaklaştın. Evet, tam zamanında. Aferin sana Buster. Rayların yönünü değiştirdin. Suki sarp bir tepeye doğru yol alıyor. Bu onu yavaşlatacaktır. İşte sonunda güvenli bir şekilde durdu. Sanırım Suki uyanıyor. Neyse ki hiç kimse zarar görmedi. Çok iyiydin Buster. Otis'e yardım ettin ve gününü kurtardın. Dağlara bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Bu tümsekler çok eğlenceli. Vay canına, bu tümsek harika görünüyor. Hadi zıplayalım Basta. Aa, emin değilim çocuklar. Ya kaza yaparsak? Hadi ama eş. Sen süper bir itfaiye aracısın. Her şeyi yapabilirsin. Hadi Bumper Bunch. Harekete geçelim. Scott, uçuyoruz. Oh, Basta, çakılıyoruz. Peki, hissetmiyorum. Ben de öyle. Eve gitmek istiyorum. Olamaz. Kaza gücümüzü bitirmiş. Ceyda'nın garajına gitmeliyiz. Dağdan inmemiz gerekiyor.
Ash, bize yardım et lütfen. Bu var. Özür dilerim çocuklar. Ben yapamıyorum. Üzülme Ash. Sen her şeyi yapabilirsin. Unutma. Sen süper bir itfaiye aracısın. Yapıyorsun. Hadi devam et. Başardın Ash. Vay canına. Onun bir faydası olmuyor. Aa, başım dönüyor. Neredeyse dalgan inmek üzereyim. Görünen o ki siz ikiniz iyi çakılmışsınız. Büyük bir zıplamaydı. Evet ve muhtemelen dünyadaki en büyük zıplama. Ah, çok soğuk. Kusura bakma. Gıdıklandım. İkiniz de çok cesursunuz. Ama özellikle sen çok cesursun Ash. Basta bana itfaiye araçlarının her şeyi yapabileceğini söyledi. Günün kahramanısın. Gerçekten de öyle. Teşekkür ederim Ceyda. Hayır, biz teşekkür ederiz. Şimdi ikinizin de tamamen iyileşmesi için dinlenmesi lazım. Eskat, bir dahaki sefer oyun işi yapabileceğiz. Sizi duydum. Sonbahar geldi. Buster ve arkadaşları dışarıda oyun oynuyorlar. Ağaçlardan düşen yapraklara bakın. Bu da ne? Sanırım Scout'un aklına bir oyun geldi. Scout saklambaç oynamak istiyor. Ne harika bir fikir. Herkes gidip saklanırken sen saymaya başla Buster. Kamyon Tony ahıra saklanıyor. Jeep Jesse bu kutunun içine saklanıyor. Ekskavatör Digley o çalıların arasında bir çukur kazacak. Çabuk ol Scout. Buster saymayı bitirmeden önce saklanacak bir yer bulman lazım. Nereye saklanacaksın? 3, 2, 1. Eve sizi bulmaya geliyor. Herkes nerede acaba? Buster aramaya gidiyor. O ahırda saklanan biri var mı? Evet. Kamyon Tony'yi buldun Buster. Peki bu kutulara ne demeli? Burada saklanan biri var mı? Sanırım yok. Bir dakika. O kutu peşinden mi geliyor Buster? Bunun anlamı evet. Jeep Jesse'yi buldun. Aferin sana. Bu çalılara bir bakalım mı? Orada saklanan biri var mı? Bak, Robin orada. Onu gördün mü? Acaba burada... İşte bu. Ekskavatör Digley'i buldun. Yaşasın. Geriye bir tek Scout kaldı. Acaba nereye saklanmış olabilir? Bir dakika. Sen de o yaprak yanında tuhaf bir şey fark ettin mi? İşte Scout burada. Aferin Buster. Arkadaşlarının saklandıkları yeri buldun. Eğlenceli. Güneşli aydınlık bir gün. Ve Buster dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah, bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. Buster dışarıda oyun oynuyor. O da neydi? Anne suyun üzerinde kaydı. Eyvah, o da hala dağınık halde. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek. Ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı.
Buster ve anne birlikte yapabilirler. Tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay. Ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. Harika! O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. Yaşasın! Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? Harika! Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. Digger! O ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın, dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oo, vişne. Çok leziz bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor Buster. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. Biraz daha mı? Tamam, bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. Son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Enfes. İşte Buster ve izci. Çamurlu su birikintisinde oynarken çok eğleniyorlar. Ama hayır. Zavallı Scott biraz hasta hissediyor. Aa, sorun değil. Yarın tekrar birlikte oynayabilirler. Şimdi Buster içeri giriyor ve bir şeyler atıştırıyor. Eyvah! O elmayı yemeden önce çamurlu tekerleklerini yıkamadı. Bu pek temiz değil. Ve her yerde çamurlu tekerlek izleri bıraktı. Eyvah! Ertesi sabah anne Buster'ı uyandırmaya gelir. Ama hayır. Buster hiç iyi görünmüyor. Zavallı Buster. Oh, ateşi var. İyileşmesi için bugün evde kalması gerekecek. Şimdi biraz ilaç zamanı. Buster görünüşünü beğenmedi ama anne bunun onun iyileşmesine yardımcı olacağını biliyor. İşte o kadar da kötü değildi. Şimdi Buster'ın biraz dinlenmesi gerekiyor. Ertesi sabah Buster çok daha iyi hissediyor. İzci de kendini daha iyi hissediyor. Dışarı çıkıp tekrar oynayabilirler. Ama bir saniye. Anne bir daha hastalanmamaları için önce ellerini yıkamaları gerektiğini söylüyor. Herkese bravo. Bekleyin. Annenin başka bir fikri var. Hastalanmamak için bu yüz maskelerini de takabilirler. İşte. Artık Buster ve İzci dışarıda güvenli oynamaya hazır. Şimdi çok mutlular. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bakın bu otobüs Buster. Sahilde bir gün geçiriyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Olamaz.
Buster, tekerleklerin kuma saplandı. Bu planın bir parçası değildi. Digger'a bakın. O palet zincirleri sayesinde kuma saplanmıyor. Peki bu kim? Martı Sandy. Acaba Sandy ona yardımcı olabilecek mi? Sanırım onun peşinden gitmeni istiyor Buster. İşte böyle Buster. Tekerleklerini sırayla hareket ettirirsen kuma tekrar saplanmazsın. Digger bir çukur kazıyor. Aa, dikkat et Buster, bu da ne? Bir kova ve kürek. Sanırım Sandy kumdan kale yapmak için ona yardım etmeni istiyor. Biraz daha kum. Kovayı ters çevir. İşte kumdan kale. Çok iyi Buster. Ne hoş değil mi? Aferin. Oo, vay canına. Digger'ın kumdan kalesi muhteşem olmuş. Seninkinden çok daha büyük. Dur Buster, o çukura dikkat et. En azından seni yine oradan çıkarmak için Digger yanında. Bence Digger bu şahane kumdan kalesiyle gurur duyuyor. Hayır Sandy, oraya konma. Kumdan kaleyi mahvedersin. Sandy'nin yaptığın şey farkında olduğunu sanmam. Olamaz. Geriye kocaman bir kum yığını kaldı. Bu ses de ne? Bir dalga. Dikkat edin arkadaşlar. Zavallı Digger. Ama bir dakika. Kumdan kalelerin hepsi yıkılmamış ki. Buster'ın küçük kalesi hala sapasağlam. Sandy sayesinde şimdi en büyük ve en iyi kale o. Hoşça kalın. Umarım sahilde harika bir gün geçirirsiniz.